Kanal Çare'den herkese merhabalar. Ben doktor öğretim üyesi Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, Avrupa'da yaşayan Türk işçilerle ilgili Avrupa Adalet Divanı'ndan çifte vatandaşlıkla ilgili sürpriz bir karar geldi. Karar neyi içeriyor? Bundan sonra çifte vatandaşlarla ilgili süreç nasıl işleyecek? Konu hakkında sizlere bilgiler aktaracağız. Değerli izleyiciler, kanalımız sizlerin desteğiyle büyümeye devam ediyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Avrupa Adalet Divanı'ndan Türkler için çifte vatandaş kararı. Birçok kişi bu kararın sonucunu bekliyordu. Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndan Almanya'da yıllardır korku içinde yaşayan çifte vatandaşlar ve gizli çifte vatandaşlar için sevindirici bir karar geldi değerli izleyiciler. Almanya'nın Bavyera eyaleti 2005 yılında aktif bir şekilde çifte vatandaşlıkları araştırmaya başlamış ve birçok kişi mağdur olmuştu. 2007 yılında Almanya Federal Parlamentosu'na bilirkişi olarak davet edildiğimde bu durumdaki mağdurların haklarına sahip çıkan kişilerin vatandaşlıklarını korumalarını, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise eski ikamet izinlerini tekrar almaları yolunda görüş bildirmişti bir avukat. Daha sonra bu görüşe atıfta bulunanlar literatür ve mahkeme kararları oldu. Şimdi başta Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesi gizli çifte vatandaşların ortaya çıkarma çalışmalarına hız verdiler. Bu aşamada Avrupa Birliği Adalet Divanı yani ABAD bu konuya açıklık getiren ve AB vatandaşlığını kaybedenleri ikamet izni konusunda rahatlatan olumlu bir karar verdi. Karar arkadaşlar 21.10.2020 tarihinde çıktı. Kararın dosya numarası C720-19. Bu karar tüm Avrupa Birliği ülkelerini bağlayıcı bir karar. Çünkü ABAD Avrupa Birliği hukukuna yorumlamaya en yetkili ve en üst makam olarak biliniyor değerli izleyiciler. Bir AB ülkesine gelen ve yasal ikamet izni alan Türk vatandaşı en geç 5 yıl ikametten sonra Türkiye ve AB arasındaki ortaklık konseyi kararlarından kaynaklanan yani 1'e 80 madde ikamet hakkına sahip olabiliyor. Almanya 2000 yılından sonra Almanya'nın iznini almaksızın tekrar Türk vatandaşlığına geçenlerin ve daha önce geçmekle birlikte kanuna karşı hile yaptığını düşündüğü kişilerin Alman vatandaşlığını iptal ediyor. Eski Alman vatandaşlarına süresiz ikamet iznini ise Almanya'da en az 5 yıl Alman vatandaşı olarak yaşamışlar ise veriyor. Alman Göç Yasası madde 38. Ancak vatandaşlık kayıplarını otomatiğe bağladıkları için birçok olayda kişi 5 yıl Alman vatandaşı olarak Almanya'da yaşamış olmuyor. Avrupa Birliği vatandaşlığını kaybeden ikamet iznini kaybetmez. ABAD verdiği kararda AB iş piyasasına dahil olmuş bir Türk vatandaşının Alman vatandaşlığını kaybetmekle eski haklarını kaybetmeyeceğine hükmetti. Yani Alman vatandaşlığını kaybeden kişi ikamet iznini kaybetmiyor. Ortaklık konseyi kararlarından kaynaklanan hakların sadece doğası gereği geçici olmayan bir nedenle AB dışında ikamet etmek veya kamu düzenini ciddi bir şekilde ihmal etmekle kaybolacağına karar verdi. Konuyla ilgili olarak da dava konusu şu şekildeydi. 1970 yılından bu yana Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı kadın 1996 tarihinde süresiz ikamet izni almış. Şubat 2001 tarihinde Alman vatandaşı olmuş ve 5 ay sonra tekrar Türk vatandaşlığını almıştı. Duisburg, Almanya kenti kişinin Alman vatandaşlığını kaybettiğini tespit edip eski süresiz ikamet iznini vermemiş. Duisburg İdare Mahkemesi olumlu bir adım atıp ABAD'dan bir ön karar talep etmişti. Konu hakkındaki haber yine avukat Mehmet Kılıç tarafından Almanya Türkiye Baroları üyesi 17. dönem Almanya Federal Parlamentosu üyesi bu kararı yorumlamış. Haberde Euronews'e çıkmış değerli izleyiciler. Konu hakkında sizlere bilgi aktarmak istedik. Yani Alman vatandaşlığını kaybeden kişinin oturum izni otomatik olarak artık geri alınmayacak değerli izleyiciler. Kanalımız sizlerin desteğiyle büyümeye devam ediyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.